Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala imamı Kazi İyaz'ın şifa kitabından kılayken dersimizini manfaatli kılsın. Resulümüz aleyhissalatu ve selamın güzel hukuklarından hemimizde nasip eylesin. Maktabga sezavar ahlaklar ve şerefli adablardan kişi özüde kasb kılışı mümkün bugün hısletler hakkıda. Demek dediler ki, ama güzel ahlaklar, hamide yani maktabga sezavar ahlaklar ki, ahlaklardan ve şerefetli adablar ki, berçe akıl egeleri, oşe ahlak ve adablarının egesi afzal buluşuge ittifak kıyandır. Ve bu hulk bilen, ulardan o'sha axloqlardan bittasi bilan sifatlangan kishi ham ulug'lanishiga ittifoq qilishgan, u hammasini jamlagan, u yoqda tursin. Bittasi bilan sifatlangan kishi ham bu axloqlarni ulug'lanishiga ittifoq qilgan shunday go'zal axloq va odoblar bor. O'shalardan kasb qilinishi mumkin bo'lgan, keyin inson o'zi o'zlashtirishi mumkin bo'lgan xislatlarga keladigan kasb qilinishi mumkin bo'lgan, keyin inson o'zi o'zlashtirishi mumkin bo'lgan xislatlarga keladigan bo'lsak deydilar. Bularni hammasi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xulqlarida bor edi. Deydi, javobi shu. Endi o'rtada uzun jumlalari ham bor. Ya'ni u axloqlar shunday axloqlarki, u odoblar shunday odoblarki, Rasul akram alayhisolatu vasallamda mujassam bo'lgan. Va inson o'zlashtirishi, o'zi kasb qilishi mumkin bo'lgan axloqli odoblar bor. Ularni egasi fazilatli bo'lishiga va o'sha axloqlarni jamlagan kishi uyoqda tursin, bittasiga ega bo'lgan odam ham ulug'lanishiga barcha aql egalari ittifoq qilgan. Shariat ham ularni ana shu odoblarni, axloqlarni hammasini maqtagan va o'sha axloqlarni o'zlashtirishga buyurgan va o'sha axloqlar bilan xulqlangan kishiga abadiy saodatni va'da qilgan. Ba'zilarini payg'ambarlikning bir juzi, bir bo'lagi deb vasf bergan. Masalan, hayo, yoki shijoat. Bu axloqlarni husni xulq, go'zal axloq deb nomlangan. Go'zal xulq nima degani desa, nafs quvvatlarining va uning sifatlarining mo'tadil bo'lishi. O'rta miyona bo'lishi. Munharif, ya'ni og'maydi ham, to'g'rilikdan og'maydi ham, haddan ham oshmaydi. Bularni hammasi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xulqlarida bor edi. Alal intihai fi kamaliha, ya'ni kamolini oxiriga yetkandilar. Ya'ni komillik ham darajalar bo'ladi-yu. Rasululloh alayhi salatu vasallam komillikni ham darajasini oxiriga yetkizganlar. Bu axloqlarda, odoblarda. G'oya degani chegarasi, o chegarasigacha yetib borganlar. Alayhi salatu vesselam. Hatta Allah subhanahu ve ta'ala o kişini bu sıfat bilen hulq maktab, siz büyük hulq üstüde dursuz deyip vasf kılgen. Bu cümlede hazır biz itibar kılışımız kereye bugün derse, berçe akıl egeleri faziletli deyip bilgen. Egellegen adam uluğlanı, egellegen adamı uluğlanan sıfatlar, adablar var. Şunların hemen Resulullah da var demek için. Akıl egelerden murad taze fitret ve akıl egeler. Demek ki akıl egeler diyebilirler. Hakiki akıllar, fitret saklanganlar. Ama fitreti buzulganlar ki, düşünceleri buzulganlar ki, onlardan meyar alınmaydı. Mesela bakırıp yapırışını ayıp sana mı diyenler var. Blogu. Onu akıllı kötarışı mümkün. Ne ki fitret gezit. Aslı akıl meyarlar gezit. Adab ne mi? Adab karşınızdaki adamga yakımlı narsa takdim kılış. Odobni me'yori shu. Qarshingizdagi odam xursand bo'ladigan narsa sizdan sodir bo'lsa odob bo'ladi. Qarshingizdagi odam ichingizga qarasa xursand bo'ladigan sifat bo'lsa sizda axloq bo'ladi. U toza fitrat bilan belgilanadi. Tushunarlimi? O'shaning uchun bu kishi oqillar, hamma oqillar deb ta'kidlab qo'yaptiki, aqli yo'qlar, masalan, aqli pastlar yoki fitrati buzilganlarning Bazı faziletle maqtamasligi mümkün. Mesela sahovat maqtamasligi mümkün. Ondan ko'ra mazza qilib o'zingni maishat qilganing yaxshi deyish mumkin. Yo'inki
Ağzını köpürtürüp kılıp yapılışını adabdan, adab gazetmez ne bu ilaçı mümkün. Aklı kalpeli giden fitratı bozulgenden. Çünkü akıllar de takitle koyabilirler. Akıllar ittifakı. Akıl egeler. Hakiki fitratı, akıllı sağlamlar. Şu nokta alakıda itibar kılınış gerek. Çünkü Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakları akıl meyarı bilen, fitret meyarı bilen en kemalge etken ahlak bu. Yani bu yerde itibar kılışımız gerek bugün. Husnu hulk ne mi dese? Nefs kuvvetlerinin mütedil buluşu. Dediler. Kuvan nefs ne mi dese? Nefs kuvvetleri degende felsefede türlü tarifler verilgen. İbn-i Sina alahaca tarif verilgen. Farabi'nin uzun tarifi var. Peki meşhur tarif şu ki nefs kuvvetleri tör kısım bulur diyor. Bu kenge şu ahlak ulamaların gapi. Nefs kuvvetleri tör kısım bulur diyor. Akliye, şehviye, gazabiye, vehmiye diye başlıyor. Yani akli, gazabi, şehvi, vehmi. Akli kuvvet mi nefsteki, insanın ruhudaki kuvvet ne yaptı? İnsanın ruhunda birkaç kuvvetler var. Hatta körüş eşitsem asıl ruhda kuvvet. O tane maşin körlerde halas göz bilen kulak. Vasıta halas. Asli idrak kuvvet ruhda oladı. Akılın asli ruhda bulun. Fakat miye onunla maşin körlü işte böyle. Köz yüzü oyu varsa körlenmeye koyanınızda kal. Baş yüzü bir ursa hem kelleşlemeye kalışı mümkün. Maşin körgenden ruhdaki kuvvet durgen bulun. Çünkü ruh taneden çıksa közü uyulgan adam körmeyken bulsa tanesinden çıksa köle olur. Vasıta bugün karaçık yani ki öşe akçıklar talafet yiyen uçun körmeyken bulur. Vasıta. Ama ruh taneden çıktı mı yani köle olur. Çünkü asli körüş kuvvet tanede olur. Çünkü taneden can çıkkanda yerdeki yatken ceset körmeydi ama çıkkan ruh körüydü hemen aslında işte. Bu öte köp tecrübede ötken. 6 milyondan ötken hazırlıklı tecrübeler. 6 milyon kişiden ötken. Tecrübe kılın gelirler. Tıbbi ve ilmi tetkikatlarda. Oşak kuvvetlerde arası da nefsini kuvveti deyip ayetede bunlar ahlak ulamalarının meyyarıdı. Ular o körüşünü, eşitişini, bunlarını ular mekılışmaydı. Etibar devam ular başkaça taksim kıladı. Oşanda birinci kuvvet, birinci kısım kuvvet akli kuvvetler. Nefsinin, ruhunun akli kuvvetleri. O nima dese payda zararını, manfaatını, akkaranı biliş kuvvet. Ruh deyip. Yahşi yamanını idrak kılış kuvvet, acizatış kuvvet. Kengisi gazabi kuvvet deydi. Gazabi kuvvet özden zararlarını def kılış kuvvet. Şehvi kuvvetler özüge manfaatını celp kılış kuvvet. Vahmi kuvvetler yukarıdaki üçte kuvvetini tatbik kılıp emelge aşırış için gerek bugün yolunu işlep çıkış kuvvet. Şimdi gizmi? Şimdi taksim kılışlar. Bana şu kuvvetlerini mütedil buluşu güzel ahlak diye. Bu kişi. Güzel ahlakını şimdi tarifle yaptı. Yani yahşi yamanını acreti alas, payda zararını acreti alas ve zararını def kılış, paydanı celp kılış ameliyatını beceres ve bunu üslubunu kiltere alasız ve bunların hepsi de mütedil bulu alasız. Mesela siz, sizde zararını def kılış kuvveti var, gazabi kuvvet var. Gazabi degen açığı çıkışmaz. Bu istilah. Yani zararını def kılış kuvvet. Özden tuhmetli def kılış kılmakçısız mesela. Özde yiyen bir melametini def kılmakçısız. Siz yekele diyen mesela başka bir ziyanını def kılmakçısız. Ruhuzda çünkü karşı hareket fayda buluyordu. O şey zararını def kılış ki. Düşündünüz mü? Şu hareket Allah için bugün de sizde nefs ölgen Allah her şeye yekken buluyor. Nefs için bulsa siz hali Allah için tola Müslüman bulmagan bulasın. Allah için acıdaki adam bulmayasın. Şimdi şu Allah için buladı mı? Yani ki nefs için, o zizi şahsız için buladı mı o şey hareket? Meyyarı da bulsa husnu hulk buladı. Yani o zizi keleken tuhmetini defkı mahçı bulsaydı. Yani zararını defkı mahçısız. Bu nefs için bugün ha? Şimdi Allah'ın dinine bugün tuhmetini defkı mahçısız. Yani zararını defkı mahçısız. Bu Allah için bugün ha? İkincisi hem zararını def kılış ki bugün kuvvetini hareketlenişi nefste. Şu meyyarı da hareketlenirse husnuhulk bulur. Misal için
Çimize de çimize çizgi yaş çıkmıyor kaldı. Cırırlap gitip kalıyor. O yüzden bugün kelediğin zararını def kuruş için bugün gazabi kuvvet ban nefsi. Onu icra kılış için vahmi kuvvet hem var ama meyyarda artık. Şimdi çizgi gazaplanış arz ediyen nesemez. Ya ki akat tuzunu kem bu koyan. Ya köp bu koyan. Ya ki göç kem bu koyan avukatta. Ya ki delik hamasız hürmet kılardı kimdir? Hamadaka hürmet kılmıyor kaldı. Adı yapıp koydu. Sizin katta allama bulup şekillerini koyan payetiyiz. Hazret bulup. Adı adam daha yapıyordu yokma yaptı. Sizce Cenab-ı Ali'lerini koşu açı kere gidi. Mehmet Canak'a diye vardı. Hamid Opa diye vardı. Biz üçüne kadar diyor kaldınız mı siz hani? Ustaz Hazret Muhammed Can Damla diye siz kere gidi. Bir Mehmet Canak'a kemmem mi senge? Abroyuzdu himaya kılışken sizde gazabi kuvvet hareketke geldi. Düşündünüz mü? O şende mesela hacake deme yapsın. Hacaya bizi bundan ki hacı baba din dediğim. Hacaya deme yapsın. Mullake deme yapsın. Kazdamla değişik kere gidi. Oh. Falan çoğuyake dediğim kaldız mı bize? Ders. Bana bu özüyüzü abroyuzu saklaşke bugün yani özüzge manevi bir zararını def kılışke bugün gazabi kuvvetinin hareketleniş. En şüngem hacake demekendike gazaplayken bu siz. Sizde gazabi kuvvet var. Vahmi kuvvet ham var. Uşanını def kılışke. Bakır var diyeceğim ki havayı soval diyeceğim ki uşa adam yaktım ne kaldı özüzde özüz. Ha? Lekin meyyardan artık. Yaman ahlak. Şimdi mesela dedik sizi şahinizi tofta yaptı bura. Tofta yaptı bura. Hakikatte şahinizi himayesi için gazabi hareketlendiyiz. Gazabi kuvvet hareketlendi. Ve onu siz meyyarı bilen talep kıldınız. Brother, bundan ki menge ona kadar tuhmet kımayın. Dediyiz. He? Cirilleb yanıp gittikken diyor. Sen o zaman bunu kasan sen bunu demeye yapıyorsun. Brother, bu yapıyız tuhmet menge. Ben o zaman şahinim himaya kılışım gerek. Bana siz haram hor deyipsiz. Para hor deyipsiz. Kaydı kürgensin bana para gelin. Bundan ki menge tuhmet kımayın. Bu sizi özüz günahkar kıladı. Bana hem hapa kıladı. Allah'ın razı kımaydı. Desiz bana bu meyyarda ahlakı caydı. Sen hali kürüsen miyinden? Sen hali yeri teyit kıvaran ben. Toskende yaşam ediyen kıp koyayım ben. Vahmi kuvvet var. Yaman ahlak. Düşündünüz mü? Yani ki siz topta sayan inne metura diye kaldıyız. Zınakar deseyim en zınak sanıma kıptı. Dek durup siz. Bana sizde gazabi kuvvet yok. Mütedillikten pes bu hem yaman ahlak. Yaman ahlak bu hem. Düşündünüz mü? Bu hem yaman ahlak, bu zayıflık. Ayetlediği gazap kımagen adam eşek bulur diyor. Gazap doğru yöneliş gerek halas. Gazap buluş gerek, doğru yöneliş gerek. Çünkü bu nemege yap geledi. Bu yada kişilerine adaletsizlik yap geledi. O sizi toptası inlemediniz mi? İkinci adam diyem toptaş götürdü. Adaletsizlik yap geledi bu. Nahaklikini ürtüşü yap geledi. Zulümünü tecavüz kılışı yap geledi. O yüzden çünkü onu def kılış vacip esli. O yüzden def kılış gazabi kuvvet bilen hasıl bulur. Düşündünüz mü? Bana bunu mütedil buluşu ve oranında işleşi şu güzel ahlak bulur. Bu kişinin tarifleri şimdi. Allah subhanahu ve teala dediler hatta ayinki deyip koyabilirler. Yani hatta Allah mektegen. Allah mektede degeni kamil ilim egesi mektede degen. Beynuksan mektav degen o. Ve hak mektav degen o. Ondan başka buluşu mümkün mümkünmez. Benim mektaşım mümkün. Hissiyat gibi birilip git. Benim mektaşım mümkün. Özümme aklımdaki meyyarlardan kep çıkıp. Hata buluşu mümkün meyyarlarım. Benim mektaşım mümkün. Birer garaz bilen, menfaatı oylayıp. Ya birer zararını def kılış için. Bende garazlar buluşu mümkün. Allah'ın mektabı da buna hanesel olmuyordu. Allah'a zararı yok, menfaatı yok. Allah'ın meyyarları kamil meyyar. Ve mükemmel ilimden kep çıkan. Onun için o mektav tam, tügel mektav bulan. Onda nuksan bulmaydı. O hata buluş ihtimaliyen bulmaydı. Çünkü hatta Allah mektedir diyebilir. Resulullah. Ne demek mektedir? Ve inneke, Allah bunun tepesinde kasem içken. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun.
Ve inne leke le ecran gayra memnun. Nun. Kalemge kasam. Ve satır kılayetken derselerge kasam. Kişilerine ilim yazışlarıyan buluşmuyor. Yani ilimge kasam degen. İlimini kayıtlaşke kasam degen. Kalem ilim vasıtası. Alleme bil kalem. Satır kılış ilimli vasıtası. İlimini saklaş ve ispatlaş vasıtası satır. İlimini vasıtası ve ilimini kayıtlaşke kasam degen. Siz Rabbinizin nimeti bilen cinni bulganız yok. Rabbiniz sizge peygamberlikini bergen bulsa, şu peygamberlikini risaleti de sizi tuhmet kılıp mecnun deyişken bulsa, ular ahmak olaydı. Çünkü nimet tabiige münasip nerse degen. Saf fitrat ve tabiyetke muvafık nerse nimet değil. Düşündünüz mü? Nimege perzen körüş nimet, yukatış musibet. Farzandli bo'lish tabiatga munosib, muloyim kelgani uchun, munosib kelgani uchun, yoqqani uchun. Yoqimli narsa ne'mat bo'ladi, yoqimsiz narsa musibat bo'ladi. Alloh sizga tabiatga, tabiatga muvofiq, munosib va yoqimli narsani bergan bo'lsa, shundan sizni majnun deyishadi. Bu qanday ahmoqlik? Bu majnunlik emas sizdagi. Balki bu ayni ne'mat bu. Ayni fazilat bu. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Sizge tügenmez, bitmez, tügenmez acır var. Neme uçun? O şey nimetini doğru sarıflegeniz için ve mecnun degenleri uçun. O şey aziyetke sabiriniz için acır var sizge. Dip durup, usular, sizi ular mecnun diyepti mi? Yok, siz büyük hulk sahibisiz diyepti. Mecnunda büyük hulk buladı mı? Bu oluşu mümkünmez. Kaçan mecnun ahlakı güzel buluyor. Kaçan? Kayırdı cinneden güzel hulk payda buluyor. Kayırdı. Ve inneke le'ala hulukin azim mi? Allah takdir etti ki siz büyük hulk üstüdesiz. Üstüdesiz alanı keltirişinden murat. Egerlegensiz digen. Büyük hulkunu egersiz digen. Ala egerlikini bildiriş için. Yani ne için egerlikini bildirirdi? Kişi bir nesilge ege olsa onda mütemekkim buladı. Sabit buladı. Koludan çıkmaydı. Güzel hulk bilensiz dese hulka ege bulup koludan çıkışı hafiyan buluşu mümkün. Güzel hulkun üstü de bulsa koludan çıkışı mümkün. Özgarışı mümkünmez. O için ala bilen verilgen. Tabir. Güzel hulk üstü de siz degen egesiz. Koludan çıkmaydı. Özgar mıydı sizdeki hulk diyen? Tola sahibi siz diyen. Şimdi hulk ne? Kalbi sıfat, ruhunun şekli. Ruhunun maddi şekli mi? Manevi şekli. Mesela şecaat, kemterlik, sehavet ve hakeza gibi güzel ahlaklar. Kerem, keçirimlilik, hepsi ruhunun sıfatları. Tanenizin şekli halk buladı. Ruhunun şekli, manevi şekli hulk buladı. Ana şu büyük hulk üstüde siz ve inneke elbette sizde bunu Allah takdirleyken sizde mecnun diyekelerim şunu tanarladı diyen. Kan yakalım mecnun buluşu mümkün. Güzel hulk, büyük hulk egesi. Şimdi hulkunu Allah büyük deyip tarifle yaptı. Ve inneke le'ala hulukin cemil deseyen bular. Güzel hulk. Ve inneke le'ala hulukin mesela Kerim deseyen bulardı. Ali Cenab. Ve inneke le'ala hulukin hasen deseyen bulardı. Yakşı. Demek ki azim. Büyük. Büyüklik. Nemeden kep çıkardınız? Mesela palancı büyük insan. Nemesi böyle büyük? Kellesi kertten mi? Yok. Yelkesi ken mi? Yok. Boyu uzun mu? Yok. Nemeden büyüklük? Bir nersene ikinci nersene nisbeten sağlıştırırken de büyüklük düşünüledi. Düşündünüz mü? Kaçan bu eşik katta değildi. Ondan küçükine eşiği bugün peyitti. Büyüklük kaçan azamet kaçan bir nerse azamet bilen, büyüklük bilen vasıf kılınır. Mesela tağlar büyüklük bilen vasıf kılınır. Yani ki mesela dilik mülk, padişahlik yani ki ilim yani ki çünkü hoşçakalın bazı bir nerseler büyüklük bilen vasıf kılınır. Büyüklük nimeni ifadeleydi dese büyüklük nadirlik ve hasıl buluşu kıyılligiden kep çıkardı. Güzellikke asan erişim mümkün.
büyüklükke asan erişilmeyip. Hulkunu büyüklük bilen ispatlanışı erişilişi kıyınlıgiden. Adette bir nerse büyüklüğü ne bilen ifade edin? Bu kişi büyük alım deyiz. Onun derecesini alış kıyınlıgiden. Erişilişi kıyınlıgi ve nadirligiden büyüklük kip çıkadı. Bir nersenin vasfıda. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hulklarını güzel deseyim olardı. Peki güzelliği var. Büyüklükte güzellik buluşa anık. Lekin güzellikte büyüklük olması mümkün. Güzellik asan hasıl buluşu mümkün. Ama büyüklük kıyın hasıl bulur. Kıyın hasıl buluşu, erişiş o da kıyın ve nadirligiden bir nerse büyüklük bile vasıf kılınır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ahlaklarını büyük deyip Allah sıfatlaşır şundan. Addiymez. Addiymez. Asanmez. Siz için ne ahlak ilgisi ikeninizi sizi mecnun diyekillerden böyle diyor, tanala diyor. Kellesi var mı olan mı? Şu hulk ilgisini mecnun diyese bu olan mı? Bir tarihte, birer mertte, birer cahide bir mecnundan güzel adam ahlak sadır bugün mü? Ya bir cintekken adamdan şu ne kadar güzel ahlak sadır bugün mü? Şu ne güzel ahlak ki yukarıda yetip diyor. Nefs kuvvetleri utan mutedil. Au aklık etken adamda nefs kuvvetleri de yetidal buladı mı? Mutedilliği buladı mı? Aklı naqs adamda mutedillik buladı mı? Nefs kuvvetleri de. Akli kuvvetleri de mesela. Mümkün mü? Sizin mecnun diyekerlerinin uzu aklı caydamaz. Onlar fakat hasetten, başka garezden, nefs bendesi bugünlerden sizi bunda tuhmet bilen ayıplaşır. Aslı da sizi, onlar uzu kellesini işletse, uzları sizge biriyken vasfları da, uzları ettiyken sözge uzları hılaf gelir. Hatta inki Resulullah'ın büyük hulk egesi deyip Allah Teala vasf kıl dediler. Kıyat ettiler ki Ayşe radıyallahu anha ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hulkları Kur'an idi. O razı bulgeni bilen razı bulardılar. O gazap kılgeni bilen o narazı bulgeni gen narazı bulardılar. Sakat gazapdan pes. Gazap açıklanış gazap intikam tuygusunu gazap değildir. Gazap bir nesane daf kılışki bugün kuvvetini, hareketi. İnsanın ruhu da keçedi. Ve bazı tariflerde yani sevaran, yani kalp yürekte kan ötüşü yani tezleşi değildi. Şimdi sakat bursa narazilik. Rızanın aksi. Gazap narazilikmez. Narazilikten göre katta kurab oladı. Yani daf kılış ve intikam alış ya ki intikam alış. Daf kılış ya ki intikam alış tuygusu kuzgalsa gazap değil. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu yedi zamir yarda birida hu dedi zamir nemeye kayıtladı? Kur'an'a kayıtladı. Lekin rivayetlerine örgenilirse Allah'a kayıtışıya mümkün. İkilesi bir tanesi var bu neticede. Allah razı bulgenge razı bulardılar. Na razı bulgenge na razı bulardılar. Ya ki bu yedi metinde Kur'an razı bulgenge razı bulardılar. Kur'an narazı bugünlüğe narazı bulardılar. O kişinin ahlakları Kur'an idi. Ne degen? Kur'an'da mektelgen sifatlar mücessem idi. Kur'an'da yamallengen sifatlardan hali idiler. Degen. Siz ahlak ayetlerini cemleb yine Kur'an'ın ahlaklarını çıkaramayız. Kur'an'ın hulkunu mesela deyelim ki Kur'an-ı Kerim'de فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّينَ اَتَانِنْكَ اُفْتِيمَ Yani ki وَقْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ Kanaatini pes kıl. Otanenge. Yani ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Yanağını adamlarına burma. Yüzünü tırıştırma. Peşinini tırıştırma. Yani. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَاحَ Yeryüzde havlıkıp yürme. Özünü bas. وَقْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ Avazını pes kıl. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ Ortaça kadem bas. يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Hakisarlık bilen. Yürediler yeryüzüde. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Cahiller hitap kısa aman bolin deyip geçiş uğradı. Cevap kaysada oturuşmaydı. Telaş. Kâbe ahlaklarını cemlesiz. Şundan Kur'an'ın hulukları çıkadı mı? Çıkadı. Şunu özü derler mi? Yok. Yine Kur'an'ın başka ahlaki meyarları var. Kur'an muhalifke nisbeten kendiye münasebet bildiriyordu. Onu inkar kılgen ki kendiye cevap veriyordu. Kur'an'ın menheci kendiye. Mutlak hamasını cemlep çıksız çıkadı.
Yani ki ötken kavimlerde kaysi sıfatlarını yamanladı. O ile bataştım cebberiyim. Ötken kavimlerde. Ad de mesela. Bir onu tutsiz. Cebbarlarca tutasız. Yani cebir kılıp haddizden aşıp. Mesela bir kelteye vuruş geliyor adam ki 10 kelteye vurasız. Tembih birisi buladığı adamı çok tutasız. Yani o da cebirkarsız. Tecavüzkar. Yani ki başka ahlaklar. Mesela Samud'a tarazdan uğrasız. Özüzgah tartıyken payitti. Mutaffifindekiyle de. Yani ki mesela Lut aleyhisselamın kavmi cinsi buzuklukta ötken. Ahlakını yamanlagan. Günahkarlarının akliyetini, ahlakını kursatadı ki anavı Lut'un ailesi özlerini pak tutmakçı şehirden kovup çıkarıyorlar. Günahkarlarının palsatasını koyar. Özü alkaş olsa içmeken adam yaman körür. Özü fasık, özü cavirkar olsa adaletli adam yaman körür. Adalet verdi yaman körür. Özü özü. Aramızda bulmasın diye. İşhanamızda dedi. Mesela yaşlı adamı halamaydı yanında. Özden körü akıllığını halamaydı. Özden körü fakirhanı halamaydı. Özünün kolasında. Bana şu akliyetlerini, bana şu ahlaklarını Allah-u Teala karalep kilitirdi. Hemesi ahlak şeyler. Şunların hemesini cemle örgenseniz, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ahlakları da maktelgenlerini hemesini topasız ve yamanlengenlerini hemesinden hali keliklerini koyasız. Rivayetinin bütün şekli de Ayşe radiyallahu anh'a misal tarikası da Mu'minun'un birinci 10 ayetini okuma gelmesinler dedi. Mu'minler zafer kuştular. Ular namazlarda huşu bilen duruşular. Huşu ahlaktan. Namazdaki huşu. Ne demek? Çünkü Allah'a bugün ahlaktan. Çünkü ahlak 3 cebhede eks etedi. Benden özüge bugün münasebeti, Rabbüge bugün münasebeti, başka mahlukatke bugün münasebetlerde. Ahlak eks etedi. Özüge münasebet mesela, nefsini mi istese kısım mı kımasın mı? Özünü kette asın mı, kişiye asın mı? Özüge nisbetten, özünü bahası kan deyip olsun. Özüge nisbetten, özünü talebi kan deyip olsun. Bana bunlar özüge nisbetten ahlak. Rabbüge nisbetten ahlak. Rabbin hükmüye kendi münasebet bildirsin. Hakla gelin talep, hakla gelin amel kısın mı? Ya hemmesi gemi. Amel kılıyken de kanaka amel kısın. Mecbur mu? Ölgenlik günüden mi? Azabıdan korkup mu? Cennetliğe işkıvaz bulup mu? Uzdan umut kılıp mı? Uzge aşıklık bilen mi? Bendelikini izhar kılıp mı ya ki halis? O hakeza. Bana bunlar hemmesi ahlak. Sacide ahlaktan. Allah'a nisbeten. Ruku ahlaktan Allah'a nisbeten. Kur'an eşitleyken de eşitip, Kur'an okulken de eşitip, başınızda kuyu kılıp oturuştunuz. Ahlaktan Allah'a nisbeten. Bakır çakır kılmasından. Şimdi başka mahlukatke ahlak. Mahlukatke diyenimiz, hemme canzatke, insanu, cinu, hayvanatu, nebatatu, cemadat, hem eski de. İnsan yakan diye münasebette bulasın. Atayız yakan diye, anayız yakan diye, balayız yakan diye. Akangiz ye qanday, ukangiz ye qanday, qo'shningiz ye qanday, hamkoringiz ye qanday, ishdagi sherigingiz ye qanday, ishdagi rahbarga qanday, ishdagi ishchingiz ye qanday, musulmonga qanday, nomusulmonga qanday, ayolga qanday, erkakka qanday. Hammasini o'zini me'yori bor. Hammasini haqqini ado qilasiz, burchini ado qilasiz. Burchingizni ado qilasiz. Hayvonotgachi bir fohisha ayol bir itga kavuşuda yoki maqsadida suv olib ichirib qo'yib hamma gunohi kechirilib ketdi. Bir itga chanqagan itga suv bergani uchun. Qarasa yerni yalayapti, quduqdan tushgan yerdagi namlikni yalayotgan ekan chanqagandan. Tillar osilib qo'ygan it. Ayol suv ichib chiqib bunda qarasa it chanqab yerni yalayapti. Namlik istab qo'ygan, tili qurib ketgan. Maqsadini yechishda tushib quduqdan suv olib itga ichirdi. Alloh hamma gunohini kechirib yubordi. Fohisha ayol. Bir ayol mushugini baylab qo'ydi. Qafasga solib qo'ydi. Na tashqariga chiqib sichqon yeb bir narsa yeyishiga qo'ydi. Na unga ovqat berdi, qafasda o'ldi. O'sha bilan do'zaxga tushdi. Mahluqotga, hayvonga munosabati bilan Alloh azoblayapti va jannat beryapti. Mana shundan hayvonga nisbatan axloq paydo bo'ldi. Islom bularni hammasini belgilab bergan. Ibn Umar roziyallohu anhu bir qushnini, tovuqnini baylab olib turib
nişonga olib tosh otib o'ynayotgan bolalarni ko'rib qaytarganlar, Rasululloh qaytarganlar bunu. Hayvonni ham o'yin qilishga haqqiz yo'q. U aqli yo'q, menga javob bera olmaydi-yu, menga kuchi yetmaydi-yu deyishga haqqiz yo'q. Shu bilan azoblanasiz Allohning oldida. U chumchuqqa kuchim yetyapti deb xotirjam bo'lmang. Sizga kuchi yetadigan Alloh bor. Uni yaratgan xoliqi bor. Hatto yemoqchi bo'lmasangiz, qushni otishingiz mumkin emas. O'ynab. Yeyish uchun otishingiz mayli. Qiyomatda qush agar otib ovlab yerga tushgandan keyin olib yemasdan ketsangiz, qiyomatda qush da'vo qiladi sizga. Yesangiz da'vo qilmaydi. Chunki siz ishlab undan foydalandingiz. Allohni mulkida to'g'ri tasarruf qildingiz, noto'g'ri tasarruf qilmadingiz, isrof qilmadingiz. Jamoatga hatto daraxtni shoxini sindirishga haqqingiz yo'q, bekordan. Hatto jamoatga Rasul akram alayhi sollatu vasallam Uhud shunday tog'ki biz uni yaxshi ko'ramiz, u bizni yaxshi ko'radi dedilar. Uhud tog', tog' tizmasi. Madinaning qirg'og'idagi. Tosh. Tosh bizni yaxshi ko'radi. Biz u toshni yaxshi ko'ramiz. Hatto jamoatga munosabat bor. Butun olamga munosabat bor. Jinlarga munosabat bor. Bir joyda sizga azor beradigan bo'lsa, azor berma deysiz. Ilonni ko'rsangiz, jin bo'lishi ehtimoli bo'lsa, 3 marta yoki 3 kun aytasiz unga. Bu yerni bo'shatinglar. Bizga azor bermang. Nuh bilan bo'lgan ahdga binoan, Ibrohim alayhissalom, Sulaymon alayhissalom bilan bo'lgan ahdga binoan so'raymiz. Muhammad alayhissalom bilan bo'lgan ahdga binoan so'rayman sendan, bizga azor bermagin, bu yerdan ket deb 3 marta aytasiz. Ketmasa o'ldirasiz. Hatto jinga nisbatan axloqimiz bor bizning. Jin olamiga nisbatan. Islomning mukammalligini ko'rdingizmi? Hammasiga nisbatan biz axloqimiz bor. Hammasiga nisbatan. Iblis, shayton, unga nisbatan axloqimiz bor. Inna shayton lakum aduvun fattakhizuhu aduva. Iblis sizlarga dushman, dushman tuting. Sig'inmang unga. Iblisga nisbatan axloqimiz bor. Mana shu axloqlarning hammasi Qur'on shu. Qur'on axloqi shu. Qur'on axloqi desa bu indamay o'tirish deb o'ylamang, yuvosh bo'ling. Yuvoshlik axloq emas. Ko'pchilik go'zal axloq deganda bezararlikni tushunadi. Bezararlik albatta go'zal axloq. Lekin zararni daf qilsam go'zal axloq. Biroq kelib ikkinchi odam uryarsa, endi xudo inson bersin deb qo'ysangiz go'zal axloq emas. Borib o'sha zulmni to'smasangiz yomon axloq, qo'rqoqlik. Qo'shningizga o'g'ri tushyapti. Ko'rmagan gap qo'yaverdingiz. Yomon axloq. Tushundingizmi? Akangiz ukangizni uryapti. O'g'lingiz keliningizni uryapti. Indamay turibsiz. Ha, masalan deylik, qo'rqqaningizdan yoki o'zimni ham bu narsa qilib qo'ymasin keyin deb yoki kelinni alangizni olish uchun maza qilyapsiz. Yoki hozir tarafini olsam keyin boshqa buni qo'lishim mumkin, buni qo'lishim mumkin deyapsiz. Qo'yib beryapsiz javrga, zulmga. Yomon axloq. Buzuq axloq. O'sha yerda o'sha odamni yaxshi ko'rsangiz shirk. Kichkina shirk deyiladi. Birovni birov uryapsa, sizga yoqayotgan bo'lsa, nohaqdan ursa. Siz shirk keltirayotgan bo'lasiz Allohga. Kichkina shirk deyiladi. Adolatsizlikka, jabrkorlikka rozi bo'lganingiz uchun. Chunki Alloh rozi bo'lmaydi unga. Yomon axloq bu. Tushundingizmi? Cho'ntagingizdan birov pul so'rasa, sadaqa so'rasa, hammasini berib yuboring. Oliy janoblik, tortib olaman desa, bir so'm bo'lsa agar, qarshi turmasangiz, kurashmasangiz, yomon axloq. O'zingiz berib yuborsangiz go'zal axloq. Lekin tortib olaman deganda qarshi turmasangiz, yomon axloq. Chunki adolatsizlikka yo'l beryapsiz. Pulingizni himoya qilganingiz uchun emas, u yerdagi sharaf. Adolatsizlikni daf qilganingiz uchun. Agar kurashib o'lsangiz, shahid bo'lasiz. Biroq siz cho'ntagingizdan pulingizni olaman deyapti. Kurashdingiz, o'ldirilsangiz shahid bo'lasiz. Pulni saqlab qo'yganingiz uchun emas. Adolatsizlikni daf qilgan, nohaqlikni daf qilganingiz uchun. Birovni cho'ntagidan himoya qilsangiz ham xuddi shu. Mana bu go'zal axloq. Axloq mana shunday me'yorlari bor. U o'ta keng narsa. Bu sizda o'z-o'zidan harakatga kelsa sizda shunda axloq bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, hozir shu odam palonchi, pistonchini haqorat qilyapti. Indamay tursam, indamay turaymikin yoki gapiraymikin?
Hazır indemesem ki beni korkarsan der mi ki ne? Deyip durup, o yüzden mecburlayıp durup, ben yakalayın ümmetçiyi deyip durup, aran yapıra diyen bu siz, o siz, eplanmasından. Ahlakmaz bu. Yakşilik, lakin ahlakmaz. Ahlak da, sizde uzdan tilkai, avtomat hareket payda buluş gerek, nahaklıkke karşı. Oğuliz keliniz uğrayken payda, kolini de yakmak diyorsunuz gerek. Keliniz, eriye bakırken payda, kızız. Elbette keliniz mez. Kızız, eriye bakırken payda, tilini de yakmak diyorsunuz gerek. Uz uzdan. Uz uzdan nahaklıkke karşı hareketlensiz güzel ahlak uygası olasın. Uz uzdan. Ahlak sizde kaçan ahlak bulundu? Bir mette yarım mette sadır bozamaz. Bir nesi? Yok sizde kalbi sıfatke, ruhi sıfatke aylanıp uz uzdan icra bulundu yan halatı kesi ki ahlak bulundu. Kaysi bir sıfat? Mesela sabır güzel ahlak. Sizde musibet yetken de uz uzdan sabır sizde hasıl bulunursa ki siz sabır bulasın. Kinsizdeki sabır sizde ahlak kaylangan bo'ladi. Bir marta mesela deylik qo'shningiz tuhmat qilganda hop deb sabr qilib turib, ikkinchi marta gapirsa o'shqiradigan bo'lsangiz yoki o'chim olaman deb turib haddingizdan oshadigan bo'lsangiz siz sabrli bo'lmaysiz. Bir so'm pulingiz yo'qolgan paytda yoki 100 so'm pulingiz yo'qolgan paytda sabr qilib, ertasiga 1000 so'm yo'qolib qolsa jinni qoladigan bo'lsangiz sabrli bo'lmaysiz. Sabr sizda sifat emas hali. Sizda hali ahloq emas. Ahlak bosa makam deyiladi tasavvufta. Umumi kaidede ahlak deyiladi. Ahlak sizde sıfatun rasiha deyiladi çünkü. Meleke deyiladi. Kişi de melekege aylense kaysa bir sıfat? Şicaat mı? Sakavat mı? Melekege aylenim. Uz uzdan sizde beyhastan sadır bulu digen derecege kesi ki o sıfat sizde ahlakiz bulu. Bilmet yarımette sadır bosa ahlak bulu olmayı. Bir met yarım mette sabırdı. Hemen kılın. Lekin o adam sabır degen sifatke sabır degen ahlakı ege değil miydi? Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'daki ahlak ki o şey Kur'an-ı Kerim'deki maktalgen sifatlar o kişide cemlengen ve tabiyet keylengen idi. Tabiyetsiz keyleniş gerek. Kim sizde ahlak bulun? Adaptan acretemiz ahlakınız. Adalet perverliginiz ahlak. Adalet perverlikten kep çıkıp cevrini def kılışınız adam. Düşünebilir miyim? Şimdi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dediler ki bu yerde Ayşe Radiyallahu Anh'a dediler ki Kur'an razı bulgenlige razı bulardılar. Narazı bulgenlige narazı bulardılar. Kur'an-ı Kerim maktagen sifatlerde hem esi okşuda barıdı ve şunda razı bulardılar. Başkadan hem şunda razı bulardılar. Özlerden hem o şey peyirlerini yine o şey ahlaklarını yine sadır buluşunu kabul kılardılar. Bu yerde Kur'an razı bulgenge razı kılardılar. Degen sifatini ne mi için keltiri yaptı deyse? Ya ki bu zamir Allah'a karşı mümkün. Allah razı bulgenge razı bulup, narazı bulgenge narazı bulardılar. Degen sifatini ne mi için keltiri yaptı deyse? Nefs kamegen edi demek için. Kaçan sizde Kur'an ahlakları mücessem buladı? Nefs kamegen de. Nefs mutlaka ölgen payette. Nefsten nişana koymayan peyde. Sizdeki bari hareket Allah subhanehu ve ta'ala'nın türküsü bilen peyde buladigen bugün peydizde Kur'an ahlakıya ege bulan. Ege bugün bulan. Ayşe radiyallahu anh'a Kur'an ahlakıya ege bulanlarını alametine eti yaptı. Alamet kaydan bilinedin. Uz işte her kim uz işte uzun ahlaklı değişim için Kur'an ahlakı bilen. Tüte beşte adam beyden bilgen nesnesini tatbik kıptırıp. Yok. O hem yakşın derse. Ama kamil Kur'an ahlakı mı o? Kur'an ahlakıya kamil erişken adam mı, alametini mi? Onda özü üçün gazepleniş kalmaydı. Özü üçün razı buluş kalmaydı. Özü üçün hursan buluş kalmaydı. Özü üçün gazepleniş kalmaydı. Ondaki bari tuyguları Allah subhanahu ve ta'ala'ya bağlanıp koyan bunlar. Meleşini tasavvufta fena değil. Alişer Navai uzlarını Farsi icatları da uzlarına fani deyip tahallüs ögen. Türkiye icadı da ne var? Farsi icadı da fani deyip ögen. Meneşu adamın fani değil. Meneşu milleti İbrahim deyip. Şu sünnet-i Muhammediye. Ahlak-ı Muhammediye şu böyle. Nefisten az gene ölüş koyan olsa bu derece getirmeyiz. Bazı adam Allah için gazap kılaman değil. Doğru Allah için gazap kıladı. Bir orunda. İkinci orunda özü için ne kılıyor? Onu
kalbide şirik var Allah'ke. Özü. En kette şirk, en kette ilah nafs buladı insanda. Allah'ke beredigen makamı özüge beredi. Kalbizde Allah'ke berilgen makamı karen. Allah'ın sizi kalbizdeki oranı kanakı. Galiben o şey oranından belen buladı nafsın oranı insanda. Köpünce. Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın şu nesli bulmagen. Nafs bulmagen. Çünkü Ayşe raziyallahu anh Ayşe arkayı yaptı ki Allah razı bulgen ki razı bulardılar. O yüzden öyle mi benim de özümüz razı bulgen, hursan bulgen meselelerimiz mi yok? Tasavvur kılıyordu. Özünüz hursan bulgen, razı bulgen oranlarını, işlerini, hadiselerini bir tahlil kılıyor. Bu özünüz gazeplengen, narazı bulgen oranlar ve hadiselerini, vakiyelerini bir tasavvur kılın, tahlil kılın. Neç payızı Allah için bugün? Karın da. 5 payız çıksa dopun asma gatori. Bu adamda hem Allah için razı buluş, Allah için hazaplanış var. 95 payız özgüyen var. Bu adam, Allah için razı buluyken adam, sıfatı da bana bu hadiste edilgen tarifke düşmeydi. Bunda Allah razı buluyken nerse gene diyen cahil var. Ve Allah için gazap kullarlar diyen, başka nasıl gazap kullarlar diyen. Nefs yok diyen. Doğru mesela diyelik sizge bir avukat yoksa, o şu avukat yokkanı için avukattan razı buluşuz mümkün. Nefs sizge yokkanı için, tamı sizge yokkanı için. Bu ziyanmez, bu ahlakı ziyanmez. Bu yerde ahlak oranları da ayetliler. Ahlak ifadesi oranları da ayetliler. Ve ahiret amelleri de ayetliler. Ve ahkamlarga nisbeten aytiladi bu narsa. Tushundingizmi? Qizil ko'ylak sizga yoqqani uchun qizil ko'ylakdan rozi bo'lsangiz, Alloh uchun rozi bo'lishga zidmas. Zidmas bu. Mavzus o'rni boshqa u. Alloh uchun rozi bo'ladigan o'rni ahkamlarda bo'ladi. Demak, siz qachonki agar Alloh subhanahu va taolo rozi bo'ladigan o'rinda rozi bo'lib, rozi bo'lmaydigan o'rinda norozi bo'lsangiz, yoki bu hadisni matniga ko'ra Kur'an razı buladigen orundagine razı bulup. Bu mesela razı olmayedigen bu siz. Şunda siz güzel ahlak ilgesi olas. Mene şu sünnet şu. Kanaka sünnet. Sünnet derecesi mesela vacib derecesi digi mi? Müstehab derecesi mi? Huakkede derecesi mi? Ha? Ya ki hasen deyip ayetişedi, adab deyip ayetişedi. Ha? Kaysi derecede? Ya ki adeti sünnet mi? Ya ki şer'i sünnet mi bu? Deyse şer'i ve vacib sünnet. Ve şeriatın maksadı bugün sünnet bu. Risalet-i Muhammediyen'i közlegen maksadı şu. Şunun için arkasından kendi hadis geldi ki ettiler ki innemâ bu'istu li utemmime mekârimel ahlâk. Bu yada bu'istu deyipte başka bir rivayette innemâ bu'istu. Mekârim diyene mekârim Ali Cenab diyene. Mekârimul ahlâk diyene El-ahlakul kerime degen. Yani Ali Cenab hulklarını tamamiga yetkazish uchun keldim. Peygamber kılıp. Yubarıldım. Ali Cenab hulklarını kemaliga yetkazish uchun gene peygamber kılıp yubarıldım. Hakkında yaklak olmaz. Ahlaklarını Ali Cenablarını. Yani yaxshi ahlaklarını. Bu Ali Cenablarını. Yani erişiş kıyım bugünlerini hem. Tamamı degen ne mi degen? Nuksansız, tecavüzsüz degen. Düşündünüz mü? Mesela bir nesnenin meyyarına yetişse mesela gazap. Gazap o zaman meyyarında bulsa kemal buladı. Ondan kem bulsa hem nuksan, köp bulsa hem nuksan. Yukarıda etken misallarımızda. Hatta Allah için bugün gazap hem. Mesela farzını terk buluyken bugün gazapınızdan müstehabını terk buluyorkeniga bugün gazabiniz artık bulsa gazabiniz natoğru, nakız yani suni. Galiben suni bulu. Farz terk bulsa onca gazablanma yapsa lakin sünnet terk bulsa gazablanma yapsa. Mesela diyelik siz özünüz terk kuleyken mesela var. Poyçam, sallamı. Şu nerse terk bulgen diye köpürüğe gazap kuleyapsınız. Halbuki mubah amel oluşur mümkün. Ya ki müstehab oluşur mümkün. Müstehabını terk buluyken bugün gazabiniz farzını terk buluyken bugün gazabdaki belen buluyordu. Ahlakınız buzuk.
Belki suni. Allah'dan emas. Allah'dan bo'lganda u me'yorda bo'lardi. Makruhga g'azablanib ketyapsiz. Haromga unchalik emas. G'azabingiz suni, yasama. Tagida nafs bor. Ko'rinish dini. Ammo asl nafs tagi. Chunki u agar asl nafs bo'lmasdan Allohdan bo'lganda edi u. Siz makruhga, makruhga yarasha g'azablanar edingiz. Haromdagidan past bo'lar. Siz bir haromga g'azablanyapsiz. İkincisi ona gazaplanma yapsın. Yine gazabiniz suni. Nefsten Allah'dan mez. Allah'dan bugün de bir kıl gazap olur diye o siyah. Adamlar bazı meselelerini özü kötergeni için, çünkü urgu bergeni için, o şan derselerine köprü ayeti bir kıldırdı. Şu derselerde dini gazabını kürsetedi. Allah için gazap olup ben deyip. Kaydan bilez onu Allah için mi ya ki nefsten mi? İkinci şunaki oranında kanaka oturup şu adam. İçi şunaki hareketler yaptı mı? Nefsi? Yani ki ruhu, ya ki kalbi şunu tolu yaptı mı? Demek ki gazap ki yok. Demek ki onu gazabı nefs. O şey meselenin üstünde onun menfaati var. O menfaat maddi buluşu mümkün, manevi buluşu mümkün. Yani ki nefs ki oranışken düşünceden hep çıkan buluşu mümkün. Allah denmez. O da dakik meseleler bu. Surette Allah'ı çok gazaplayırken buladı. Çünkü o şey amel şeriatke dahildir buladı. Bir haramını def kılıç yani ki bir farzını himayesi için buladı. Lekin o şey farzını himayesi için buluyken yani ki bir sünnetini himayesi için buluyken o şey gazap. İkinci orunda hem sünnette şunu diye kuzgala yaptı mı yok mu? Yok kuzgalama yaptı mı? Demek o gazap suni o. O nefsten o. O yerde nefsin nasibesi var. Din vasıta kılınca halas. Sünnet bir surat bulup tepesiye kabı kaptırıp halas. Tek de nefs var. Allah için bugün de bir kıl hareketlenmiş gerekiyor. Doim. Mesela deylik, to'ng'iz yeganiga g'azablanib, arg'ochinga g'azablanmasa-chi? O ham harom, bu ham harom. U sun'iy u. U yolg'on u. U odamni qanaqadir aroqqa rag'bati bor, yoki aroqqa nisbatan noshar'iy tushunchasi borki, aroqqa to'ng'izga g'azablanganiga g'azablanmayapti. Yoki poycha ko'tarilmaganiga g'azablanyapti. Ammo kibrga g'azablanmayapti. Kibrni yomon ko'rmayapti. Poychani osilganini yomon ko'ryapti. Asli poychadagi ma'no kibrda kibr edi-ku. U odamni poychani osilishiga, cho'zilishiga, yoki shu yerga sudralishiga bo'lgan g'azabi sun'iy. U odam shu narsaga urg'u bergani uchun, shu narsada o'zini ko'rsatayotganidan nafsida bu narsa shakllangan. Allohdan emas. Allohdan bo'lsa, boshqa o'rinda kibr sodir bo'layotganda ham shunaqa g'azablanish kerak edi. Bir odam tuhmatga g'azablanyapti. G'ibatga g'azablanmayapti. Axloqi buzuq, nafsining nasibasi bor. Harakatlantiruvchi kuch Alloh emas. Mana bu narsalarni topish va har kim o'zida tahlil qilishi, to'g'rilashi farz. Bo'lmasa dinga amal qilyapman deb nafsiga sig'inib yurgan bo'ladi. Makorimul axloqni, go'zal axloqlarni tamomiga yetkazish mana shu. Payg'ambarlik shu uchun yuborildim deyaptilar. Qarang, shu uchungina yuborildim. Risolai Muhammadiyani vazifasi go'zal axloqni kamoliga yetkazish, tamomiga. Chunki axloqlar bor, ammo tamomida emas. Hamma millat axloqni, go'zal axloqni ulug'lagan. Hamma millat. Shu xudosizlardan boshqa. Xudosizlar ham go'zal axloqni maqtaydi. Lekin ularda go'zal axloqni maqtashga me'yor yo'q. Chunki moddada axloq bo'lmaydi. O'shuning uchun İzzet Begoviç aytadi ki, xudosizlikda dinsizlikda axloq bo'lishi mumkin emas. Axloqli dinsiz bo'lishi mumkin. U axloqni boshqa yerdan olgan bo'ladi. Dinsizlikdan kelib chiqmaydi. Hech qachon. Ammo barcha dinlar, barcha ta'limotlar, barcha falsafalar go'zal axloqni qaysidir o'rinlarda xato qilishi mumkin. Lekin hammasi go'zal axloqni, yaxshilikni ulug'laydi va mukammalligiga harakat qiladi. Ammo topa oladimi? Yo'q. İlla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uçlarını kemalige tamamıge etkiz çünkü kendiler. Talimatlar da harkın. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine onun meyyarını koyarlıydı. Şunun için güne geldim. Zalat tıkır yapsın. Poyçanı südüreme diyekkenleri de kiyiniz medeniyetini ya ki kiyiniz ahkamı yemez o. Medeniyete ekledi. Ama aslı poyçanı sürdürenmesliğe bugün
sudraşdan bo'lgan qaytariq kiyim ahkomi emas, axloq ahkomi. Innama bu'istu li utammima makarim al-axloq nosta kiradi. Axloqlarning kamoliga yetkazish uchun qul yuborildim degan so'zlarini tayin kiradi. Risolatni vazifasiga kiradi. Poyshani sudrama degan so'zlari. Qaysi nuqtai nazardan? Kibrdan qaytarish nuqtai nazaridan, kiyimni kalta qilish nuqtai nazaridan emas. Shuning uchun u libos ahkomi emas. Avratni to'sishga bo'lgan amr libos ahkomi. Avratni to'sishga bo'lgan amr libos ahkomi. Ammo poyshani sudramaslikka bo'lgan yoki kiyimni sudramaslikka bo'lgan hukm axloq ahkomi, libos ahkomi emas. Libos hukmi emas u. Poyshani kalta qilish uni mohiyatiga qarab kibrga qaralmasa risolatni vazifasidan tashqari, vahiydan tashqari narsa shariy hukm olmaydi, muboh bo'ladi. Shariy hukm oladi, muboh degan hukm oladi. Qaytariq yoki buyruq olmaydi. U kibrga bog'langan paytda shariy hukm oladi, harom degan hukmni oladi. Lekin shariat shunaqa shakllardan iborat, poychani kalta qilish, soqolni o'stirish, salla kiyishga o'xshagan shariatga daxlsiz narsalarni shariatni bori ahkomi qilib ko'rsatish yoki asosiy sunnat qilib ko'rsatish yoki Muhammad alayhisolatu vasallam risolatini birlamchi vazifalari qilib tatbiq qilish, ko'rsatish yoki sunnatni shu narsalar bilan bir zuhur qildirish, ko'rsatish yoki sunnatga amal qilish deganda shu narsalarni tasvirlash, bu sunnatni buzish risolati Muhammadiyaga xiyonat bu. Tashqaridan qaragan odam shuni oxirgi payg'ambardan olib kelgan narsasi deydi. Mana shuni kiyimni kalta qilish, sallani katta qilish, mana shumi insoniyatga rahmat shumi? Shumi insoniyatga olib kelgan oxirgi risolatni vazifasi deb tashqaridan qaragan odam bundan ustidan kulishi mumkin. Rasul akram alayhissalotu vassalomni sunnatlariga ergashish uchun bo'lsa, u kishiga o'xshatish uchun marhamat zo'r. Lekin risolatni vazifasi qilib ko'rsatish bu noto'g'ri narsa. U asosiy sunnat qilib ko'rsatish bu dinni buzish bu. Sunnatga xiyonat bu. Risolatga tuhmat bu. Risolati Muhammadiyani vazifasi go'zal olijanob axloqlarni kamoliga yetkazish. Ayni mana shu ma'noni Hazrat Navoiy keltirganlar ki. Nima deganlar? Kamolat kasbikim olam uyidin senga farz olmag'ay g'amnok chiqmak. Jahondan notamom o'tmak va ayni irul hammomidan nopok chiqmak. Kamolat kasbikim. Ba'zilar buni kasbingni mukammal bajar deb tarjima qiladi. Masalan, temirchimisan, zo'r temirchi bo'lding. U noto'g'ri talqin. Uni aytmoqchi emas. Kamolat kasbi degani kasbni komil qilmas, kamolotni kasb qil demoqchi. Bu teskari fahm bu ularning gapi. Kim shunday fahmlagan bo'lsa, eshitgan mana shunday fahmlaganlarni fahmi yetmagandan. Kamol etkasbi kim? Ya'ni kamolotni kasb qil. Nima u kamolot? Rasul akram alayhissalotu vasallamning risolatlarining vazifasi bo'lgan go'zal axloq. Oliy janob xulqlar. Buyuk xulq. Kamol etkasb, kamolotni o'zingga kasb qil. Bu insoniy kamolot. Inson axloqi bilan kamol bo'ladi, bo'ybasti bilan, eni bilan, rangi bilan emas. Suratdagi kamolot nima bilan ko'rinadi? Mutanosiblik bilan. Axloqdagi kamolot ham mutanosiblik bilan bo'ladi. Mu'tadillik bilan yuqoridagi aytgan nafs quvvatlaridagi mu'tadillik va barcha axloqlaridagi tamomlik ya'ni mukammallik bilan bo'ladi. Kamolotni kasb qil, nima uchun kasb qil deyaptilar? Bu yerda hozir mana yuqoridagi sifatlarni keltirdi. Mod dunyoga munosabati va hokazo. U ham axloqdan o'zi. Lekin bu yerda yana qo'shimcha bu kishi aytmoqchi bo'lgan bu faslning maqsadi kasb qilinadigan axloqlar. Ya'ni kishi o'zlashtiradi uni. Tug'maydigan bo'ladi. O'zlashtirsa ham bo'ladi. Bobning oxirida keladi, o'z axloq tug'ma bo'ladimi, o'zlashtiriladimi degan. Lekin bu faslda tahqiq shuki, tug'maydigan bo'ladi, o'zlashtiriladi ham. Bir odam achchig'i tez o'ladi. Achchig'ini me'yoriga keltiradi. U to'g'ri yo'naltiradi. Oldin ovqat tuzi ko'p bo'lib qolsa ham g'azablanayotgandi. Endi unga g'azablanmaydi, o'rinli narsaga g'azablanadigan bo'ladi. G'azab bor o'rinli narsaga. Demak, mana shu insonning kamoloti shu bilan bo'ladi. Afsuski, hozirda insonni ko'z qiladigan jihati, xususan mediyani xizmati shakl. Odatda 100% chiroyli odam
Güzellik meyarlarına tola düşerdiğin adam bilmedim. 10% çıkardım çıkmadım şuna kadar. Güzellik meyarları bu içe insanın taşkı suratını aladığın bu ses 100% düşerdiğin adam 90 10% çıkardı çıkmadı. Bazı adamlar ayırt edildi. Ayağını hünge bulmaya dedi. Şimdi manevi manada maddi, cismani manada bunu ayırt bulmaya. Fakat şimdi yakışın güman bile ayırtsa bunu. Ayağını hünge bulmasa çünkü hünge ilk kim tutkan? Onası yok şey gelmişler ki. Lakin taşkı güzellik insanın meyar bulmaya. Ama hazırda medya şu 10% 5% adam deki güzellikini adamlar gen şu namayış kılıp asasi kemalat şu kılıp gösterir. Asasi insanın fazileti şu ne kılıp gösterir. O adamlar çünkü işanır. O şey için bari medresede ders alışke vakti yok, salonda oturuşke vakti var. Kalbini ıslah kılışke takat yok. Aynen aldığında bir saat oturuşke takat var. Yüzündeki dağını körüp tan aladı. Kalbindeki hasretini tanımayıp. Kaşını kışkırlığına itiraf etmedi. Bari doktorga davalanadı. Kibrini tanımaydı. Bırak kibirliysen dese ona mıydı? Davalanmayan dese yol koymaydı. Ben yaşım ben dedi. Şunun için tanı muhalecesi için bugün keserhaneler sirab ve hamestule. Ama kalp keserliklerine şifahane yok. Onge müracaat hem yok. Bana bu adamların hangi maddileşkeni, surat perest bugünü, insaniyeliğini yok etkenini bilgisi. Halbuki güzellik her kança bulması vaktin çenmez. Ve insanın kolu da yok narsa o. İnsanın uzun kolu da yok narsa bilen bahalaş, adaletsizlik bu. Uzun kolu da olmayan narsa bilen insanın baha veriş, adaletsizlik bu. Bu zulüm bu. Ama insanın kolu da bugün narsa bilen onge baha veriş. Bu adalet bu. Bu insanın İnsaniyeliği şu, ahlakıdır. Bu bahtı saadet diyem şunlu. Melike'nin de kaçırı bir kogurçağı bulayım. Ya ki bir kogurçağını özüge bir kelin kılayım ya ki hatın kılayım. Sizi hürmet kılmese bahtı bulalım mıyız? Gelişken çırı bir insan durmuşken çıkayım. Ahlakı yaman olsa yaşar mıyız? Hususen erkek kişide ahlak asası meyar buluş gerek. Erkek kişinin hem şu 4-5'te Melik Engel Şüşer'de yanına hapşı alıp hemen şuna konuş gereği degen diye kılık kurs etedir. Yani ki uşun bilen meyar bile. Tarıkta ayarlarının güzelliği bilen maktagen. Suratı bilen. Çünkü erkek kişi ayarlarının suratı ge kızıkkanı için. Ama erkek surat bilen maktanmagen. O kaşları kalın kişiydiler diye maktagenmez hiç kim. Ha, belki sahavatı bilen, şicaatı bilen, ahlakı bilen maktagen. Çünkü ailenin saklaşken ne hizmet kılardı? Erkeğin kaş kalın bulsa aile bahtı bulmuyor. Yok ki herkes keng bulsa. Yok. Sakavetli bulsa, bağrı keng bulsa ki aile bahtı bulmuyor. Aslı saadetli belediyen meyyar ahlak. O şunu yok atıp suratke verirler. O için insanlar kıyımge itibar kılardı. Ahlaktan göre. Ahlaktan göre kıyımge köp pul sarıplıydı. Bana şu insanların bali top, saadet topmayıkken, dünyada yaşayan meze kılmayıkken, negizi şu yerde. Ama kemalat insanda ahlakka ötkezilse ki suratını güzel kılış hem ahlakka tabi bulur. Yukarıda etkenimizdik kişilerine güzellik takdim kılış için çırali kiyinedi çırali bezenedi o adam. Özünü körsetiş için başkalarından efzelliğini ispatlaş üçünmez. Güzel bir insan yani güzel bir ayol özünü güzelliğini nemayiş kıldı da sizi etrafıdakilerini mesleme yaptı uzun güzelliğe baha bergeninden. Güzelliğinden bahar alasın mı? Yok. Rencisiz. Gaşizem kele. Haseden payda bulur. Ondan göre şu güzellikini güzel ahlak bilen takdim kısa ki siz onu yakış göresiz. Güzelliğinden huzura mı alasın? Düşündünüz mü? Bana bu insani kemalat şu. Şu meyarını yok etken İnsaniyet deseye bulur. Müslümanı kapır. Ana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insaniyetken necat, kanaka necatlı günü gördünüz mü? Fakat o kişinin tanış koyan, örgeniş koyan, ergeniş koyan. İman keltirmesen yemmeyle, ergeçsin, saadet topadı.
İmanı özüge. İman keltirmese hem o kişinin nazariyasını olsa, o kişinin dünya karışını olsa, kafir hem saadet tepedi. Ahiret ki işanmese hem, Muhammed Aleyhisselam'ın inkar kısa. Ama, iman keltirse yok, salavat etip yıklese yok, dünya karışı o kişinin iki yetiskarı olsa, Müslüman bulup salavat etip, 20 yıl mevlüt kılıp, Sahih Bukhari'ni yatlasın, baksız yaşaydı. Bu adam talimatını almadı mı? Baksız yaşaydı. Kim bu işine katıymaz? İmanı bulsa özü gel. Ahirette saadet var inşallah. Dünyada baksız yaşaydı. Ahirette hem derece tapmayın. İman necat verirdi inşallah. Ama derece tapmayın. Ama o kişiye dünya karıştı yer geçse. O kişinin talimatını bütün alsa, ne bağda o kişinin inkar kısa hem peygamberliğini. Hiç olmazsa dünyada saadet tapadı. Bir ne? Talimatlardan ogenin miqdarıdı. Ogenin miqdarıdı. Saadet tapadı. Mükemmel olsa ki mükemmel saadet tapadı. İkele dünyada. Göresin güzel ahlakını kendi meyarlarını koyuyorlar. Biz hani inşallah ahlak hakkında tepsilatı yekilse göresin. Bir de hayvanın üstü de saatlik yapılışı mümkün. Saatlik. Hemen sünnetten böyle. Resulullah'ın ilimleri şuna ki. O bir tek de hadis duruyor alıp sünnet kemal akıllı efendi yürüyen adam. Aldan ki adam. Ben ahlakka şunu diye meyar ver. İnsani kemalatka şunu diye meyar ver. O insanga şu meyar bilen karış. Ve risaletini vazifesini şu de bilir. Şu sünnet şu. Ben ahlaklarını mükemmel kılış üçün güne tamamına yetkiliş üçün güne yubarıldım dedi mi? Dediler mi? Demek Risale-i Muhammediye'nin vazifesi şu. Sünnetki ilgisi şu yerdi. Başka tamamında kendilerine yürümeyin. Sünnet kemal kılıyor efendim. Sünnetki ilgisi onun şu yerde. Çünkü Risale-i vazifesi şu. O kıyımlı Risale-i andıran ki gelirler. Sakallı peygamberliği de andıran koyu gelirler. Avukatlı peygamberliği de andıran iyi gelirler. O şey kıyımlı, o şey sakallı, o şey sellerini müşriken, münafıkam kıyken kıyken. Risalette vazifeleri olmaz. Risalette vazifeleri ahlakını güzel derece getirir. Ahlak, o zihinizde, Rabbinizde mevcudatke münasebet. Oylamayın ahlak degende, fakat çırali imamale, kuş geldiniz, kuş geldiniz, yok. O zihinizde, Rabbinizde mevcudatke münasebet. Üç arası. Meyarı geçiş gerek, tamamı geçiş gerek. Çünkü açıkken ki, biz İmam Malik'in ilmini 10 yıl aldık. Ahlakı 20 yıl ketti deyişken. Demek ki, kıyınlık için. O malumatı okuvalı, kitap duyatla alıp, terlef, tercüme kısam, Allah'ıma bulamayın diye boylamayın. Tötte sünnet tuşa alıp, özüm beni özü kursatıp, sünnetki amel kılığı yapmayın, peygamberi gergeç yapmayın diye, özü ise elde miyin? Başka neyim elde miyin? Ahlakta dur, Risaletine maksat. Çünkü, kemalet kesb hüküm. Nevayet yapınlar. Kemalatını kesb kıl. Demek ki, dediler. Alem üyüdünü sana farz olmaya gamla ki çıkmak. Ta ki bu alem üyüden gamge batıp çıkma. Beygam çıkın. Demek ki alem üyüdünü gamla ki çıkma diyebilirler. Ömrünü ahırı gece hareket kıl diyebilirler. Vakit talep kılır. Mehnet talep kılır. Şimdi demek ki gamla ki çıkma diyebilirler. Ta ki yani kemalatını kesip kılmasan gamla ki çıkasan demekçiler. Senga farz olmagan degani, ya'ni majbur bo'lib qolasan g'amnok chiqishga. Senga lozim bo'ladi g'amnok chiqish. Kamolatni kasb qilmasang agar. Nimaga? Chunki istiqoma ahlidan boshqa hamma nadomat chekadi. Jannatga kirsa ham. Jannatda ham bir maqomlarni ko'radi. O'shani hosil qilish imkoni bor ekanu, hosil qilmabdi dangasalikdan, beparvolikdan yoki noqislikdan. Afsus kılıyor. İlla megerem istikame ahli. İstikame ahli kim? Rabbim Allah deyip uşende sabit turu al gelirler. Ular kim? Üçer cebhede ahlakını kemal getkez gelirler. Ular birer dakikasını istokumayan bulur. Hemen dakikasının ömrünü kemalatı sarıflayan bulur. Çünkü ularını eğer bir neredeki erişan mekayancayı bulsa ömrü yetmeyen ya ki imkanı bulmayan neden bulur? Özlüden kip çıkan nüksandan bulmaydı. Çünkü afsız kılmaydı inşallah. Gamlak çıkmakın deyip ne geldiler? Ayet-i Kerime'de İnnellezine kalu Rabbunallahu sümme istekamu
Tetenezzelu aleyhimul melek. Rabbim Allah dem istikamede turganlarga parishtalar tushib aytadi ularga. Parishtalar tushadi ularga. O'lim oldidan deydi ba'zilar. Ba'zilar o'lim oldidan emas. Har qanday holatda tushishi mumkin. Nima deb? Alla taxofu va la tahzanu. Qo'rqmang, mahzun bo'lmang. Va abshiru bil janna. Sizlarga va'da qilinadigan va'dani, bashoratini oling deb parishtalar tushib aytadi ularga. Mana bu oyat payg'ambarlardan boshqalarga ham farishtalar tushishiga dalil. Vahiy bilan emas, ilhom bilan. Qo'rqmang, mahzun bo'lmang, g'amgin bo'lmang deb farishtalar aytadi. Kimga? Istiqom ahliga. O'shalar g'amnok bo'lmasdan chiqadi. Boshqalar g'amnok bo'lib chiqadi. O'ylamang, palonchi bolamni joylanmay qoldim deb g'amnok bo'lib chiqadi. Yo'q. U siz dunyo hayotinigina hayot deb o'ylaganingiz uchun shunday o'ylaysiz. Yo'q. G'amnoklik bolasini joylanmay ketgandan, kelin ko'rmay ketgandan, nevarasini to'yda unga tushonmay ketgandan bo'lmaydi. Yonki katta mashinalarga minolmasdan, chiroyli uylarda yashanmasdan ketgandan g'amnoqlik kelmaydi. Bu bilan u bizni dunyo hayotiga bog'langan katta pahmimizdan xalos bo'l. Allohning me'yorida bu narsalarni bir tiyinli qadri yo'q. G'amnoqlik istiqoma bo'lmaganidan, ya'ni amal qilish imkoni bo'la turib qilmaganidan inson g'amnoq bo'ladi. Shunday g'amnok bo'lmasliging uchun kamolotni kasb qil. Ya'ni istiqomani o'zlashtir. Shunday qilmasang g'am bilan chiqasan dunyodan. Deb keyin bitta misol aytadilar. Jahondan notamom o'tmak. Jahondan notamom, ya'ni noqis o'tmoq. Nimaga noqis? Ko'rasiz, o'limga bog'layaptilar. Oldin jahondan chiqma dedilar-a. Yana jahondan notamom o'tmoq deyaptilar. Nimaga? Chunki inson kamolot hosil qilishi mumkin bo'lgan. Ruhiy kamolat, insoniy kamolat hosil qilishi mumkin bo'lgan o'rin tana va ruhning jamlanib turgan vaqt xolos. Ruh tanaga kirishdan oldin ham bo'lgan. Tanaga kirib yashaydi, chiqib yana yashaydi barzax olamida. Qiyomatda tanaga yana qo'shiladi. Jannat yoki do'zaxga keyin ravona bo'ladi. Insonning hayoti shunda to'rtta bosqichdan iborat bo'lyapti. Tanaga kirishdan oldingi, tana bilan tanadan chiqqandan keyingi holat, qaytib kirgan holat. To'rtta bosqichda yashaydi inson. Oxirgi bosqich abadiylik bo'ladi. To'rtta bosqichning orasidagi qisqa muddat mana shu tanasi bilan ruhini birlashtirgan payt. Dunyo hayoti. To'rtta bosqichning orasida oxirgi bosqich uni asosiy hayoti bo'ladi. O'sha hayotga, o'sha hayotda komil hayotga erishish ikkinchi bosqichdagi kamolot hosil qilishga bog'liq bo'ladi. Tushundingizmi? Uchinchi bosqich ham shu. Ikkinchi bosqichdagi kamolot hosil qilishga bog'liq bo'ladi. Keyingi hayotda, keyingi bosqichlardagi komil hayot, komil saodat. Dunyoni o'zida shu taning bilan ruhing bir bo'lib turgan paytida qilib olgan amalni o'rganimdan keyin birov menga sadaqa qilib, o'lim orqamdan duo qiladi deb o'tirma. O'ling duosini qo'y. U senga o'zing qilganda hakor qilmaydi. Orqangdan million sadaqa qilinsin, o'zing bergan bir tangaga teng bo'lmaydi. Orqangdan butun ummat namoz o'qib nomingdan haj qilsin, o'zing bir marta astag'firulloh deganingchalik bo'lmaydi. O'zing qil. Ruhiy kamolotni, axloqiy kamolotni o'zing hosil qil. Dunyodan notamom o'tma. Notamom o'tsang, hammomga kirib tozalanmay chiqqan odam deb bo'lasan. Nimaga hammomga kirib deyaptilar? Chunki hammomga odam nima uchun kiradi? O'ynagani kirmaydi. Uxlagani kirmaydi. Dam olgani kirmaydi. Ulpachilikka kirmaydi. Balki tozalangani kiradi. Tozalanish uchun xoslangan joy xolos. Dunyo hayoti axloqiy kamchiliklaringdan tozalanib, o'zingni poklab, Rabbingni huzuriga pok bo'lib, komil bo'lib borish uchun berilgan bu hayot. Agar bunga kirib o'sha nuqsoning bilan qaytadigan bo'lsang, Robbingni huzuriga hammomga kirib yuvinmay chiqqan odam deb bo'lasan. Yana hammomga o'xshatishlar nimaga? Hammomga poklanish uchun kiryapsizmi? Demak, nopok bo'lasiz. Pok bo'lsangiz kirmaysiz suv. Aslida. Demak, inson nuqsonli keladi dunyoga degan. Yana hammomga o'xshatayotganlar, kirib poklanganda o'zgaryapsizmi? Demak, inson o'zini tarbiya qilib o'zgartirsa bo'ladi degan. Va shu o'zgartirish uchun kiryapti degan. Men achchig'im tez. Men anaqaman. Men bunaqaman deb o'zingizni bor
axloqingizdan o'zingiz xursand bo'lib noqis bo'yi o'tmang. O'zingizni pok sanab, men noqisman deng, shunda kamol topasiz. Men anaqamanda, men bunaqamanda, men ko'nglim nozikda deb o'zingizga o'zingiz tasalli berib, o'zingizni aldab noqis bo'yi, nopok bo'yi o'tmang. Balki o'sha poklaning. Axloq o'tadi, nasldan o'tadi. Shariat nima keladi? Noqislarni kamoliga yetkazib, bo'rtib ketganlarini joyiga qaytarib, me'yoriga keltirish uchun. Innama bu'istu degani shu. Shunga payg'ambar qilib yuborildim. Axloqni kamoliga. O'sha tamom so'zli utammima degan so'zlari uchun Hazrat Navoiy jahondan notamom deb so'z ishlatganlar. Jahondan notamom o'tmoq degani jahondan tam mükemmel bu masadan o'tish deb tamom so'zini ishlatishlari li utammima makarimal axloq hadisidan iqtibos. Olijanob axloqlarni tamomiga, kamoliga yetkazish uchun. Yuqoridagi kamol ham xuddi shu kamol. Kamol yetkazman. O'sha hadis sharifdan kelib chiqib aytganlar buni. Ya'ni risolai Muhammadiyani o'zingda to'la tatbiq qilmay o'tsang, jahondan noqis inson bo'lib o'tasan. Dunyoga odam bo'lib kelganingga arzigan ish qilgan bo'lmaysan. Maqsadga muvofiq ish qilgan bo'lmaysan. Kelganingdan maqsad ro'yobga chiqmaydi. Bu vujud falsafasiga ham javob. Inson nima uchun bor degan savol bor falsafada. Nima uchun bor inson? Qo'y masalan yeyish uchun bor, marhamat, zo'r. Mol masalan yem bo'lish uchun, insonga go'sht bo'lish uchun, zo'r. Insonchi? Nima uchun bor dunyoda? Qaydan keldi, qay ketadi? Nima uchun yashayapti hozir 50 yil 60 yil? Mana shu savol falsafalarni qadim va hozirgi savolga savol hisoblanadi. Büyük savollar, yirik savollar deyiladi. Vujud savollaridan deyiladi. Shunga javob Navoiyning bu gaplari. Kelishingdan maqsad komil inson bo'lib shakllanib, Allohning huzuriga borib komil saodat topish. Lekin o'sha komil saodatga imkon shu hayotda xolos. Nafsingiz bor, qarshi kurashadigan bir sizda kuch bor, keyin kamolat ketasiz. Xuddiki qo'lingizda tosh bo'lsa, keyin harakat bilagingizda harakatingiz bilagingizga quvvat beradi. Bilagingizda o'ynab o'tiring, ertamandan kechgacha. Bilak quvvat olmaydi. Illo ozgina oladi. Tosh qo'yib ko'taring qo'lga. Bilak quvvat oladi. Qarshi kuchlanish bo'lsa, quvvat oladi. Insonda ham Alloh nafs berganki, o'shanga qarshi kurashadi, keyin u ruhiy kamolatga yetadi. Shuning uchun Imom Rabboniy aytganlarki, nafsda qarshi kurashish quvvati turar ekan, kamolat davom etaveradi. Alloh o'shaning uchun bergan. Shuning uchun farishtalar qaysi maqomda yaratilgan bo'lsa, o'shunda qoladi. Inson o'sib farishtadan ham oliy bo'lishi mumkin. Shuning uchun Hazrat Umar roziyallohu anhu bir odamda gunohga quvvati bor, rag'bati bor. Shu odam gunohdan o'zini tiyib yurgani holati afzalmi yoki asli gunohga qobiliyati yo'q, u odam afzalmi? Deganda qobiliyati bor u tiyib yurgan afzal deganda. Chunki unda o'sish ruhiy kamolat bo'ladi. Robbiga itoat qilgani uchun va o'sha ruhiyatni kamolotiga qarshi kuch bo'lgani uchun. Shunda kamolga yetadi inson. Ana payg'ambarlikdan murod shu deyaptilar. Innama bu'istu shuning uchun gina keldim. Endi biz ilm o'qisak-u, hadis o'qisak-u, oyat o'qisak-u, axloqimiz onamiz qanday o'rgatgan bo'lsa shunday qolsak-chi? Noqis bo'yi. Onamizdan tug'ilgandek qolsak-chi? O'zimizdan o'zimiz qanoatlanib, men o'zi yaxshiman deb yuraversak-chi? Ilmimiz bizga manfaat bermayotgan ziyonimizga hujjat bo'ladi. Musulmonchilik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlari deganda shu shakl kiyim, niqob taqish, salla kiyishga o'xshagan narsalar bilan kifoyalanib qalbimiz illatda to'lib yursa-chi? Odobimizni, muomalamizni chiroyli qilib ko'rinishda, qalbimizda kibrda yursak-chi yoki qalbimizni tozalamasak-chi? Odamlarga munosabatimizni yaxshilab, Robbimizga bo'lgan axloqimizni shakllantirmasak-chi? Yuzimiz yerga qo'yilib, boshimiz sajda qilib, qalbimizda kibr turgan bo'lsa-chi? Allohga taslimlikni ko'rsatib namozda, qalbimizda amridan taskiya olmayotgan bo'lsak-chi? Axloqimiz buzuq, shariatni hukmini risolati Muhammadiyani tatbiq qilmayapmiz. Va Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlariga ergashmayapmiz. Ana kimki risolai Muhammadiyani komil o'zlashtirmoqchi bo'lsa, ana u kishiga mana bu yuqoridagi
axloqi muhammadiyani shakllantirdi. Axloqi muhammadiya yuqorida aytganimizdek o'ziga, Rabbiga, barcha mavjudotga munosabatlarda Muhammad alayhissalotu vassalomni munosabatlari va axloqlarini o'zlashtirish. Hatto dunyoga munosabat, kiyimga munosabat, zarbof to'nni kiyish bilan lunga o'rashni o'rtasida farqi yo'qmi? Shu Rasulullohning axloqlaridan va moddaga nisbatan munosabatlari va dunyo qarashlarida ergashish. Mana shunday biz hayotimizni shakllantirsak, shundagina sunnati Muhammadiyani tutgan bo'lamiz, shundagina komil musulmon bo'lamiz. Musulmonchilik shu. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Inshaalloh bobni davomini keyin o'qiymiz. Bu fasl axloq bobi bo'lgan uchun bunda uzun gapirdik va oldingi fasldan qolib ketganini gapirganimiz uchun ozgina cho'zildi. Va hammasi keraklik inshaalloh. Alloh o'zi manfaatli qilsin. Hazrat Navoiyning so'zlaridagi kamolotni bizga nasib etsin. Kamolat kasbi kim? Olam uyidin senga farz olmaga g'amnoki chiqmak, jahondan notamom o'tmak. Va ayni erur hammomidan nopok chiqmak. Hammomdan nopok chiqishdan Alloh o'zi asrasin. Dunyodan ayiblar bilan, nuqsonlar bilan, yomon axloqlar bilan o'tishdan Alloh asrasin. Shuning uchun Abu Hasan Shozili aytganlarki, kimiki bu bizning ilmimiz, tasavvuf ilmiga o'zini urmasa, o'rganmasa, amal qilmasa, dunyodan gunohi kabira bilan chiqadi o'zi bilmagan holda. Deganlar mana shu ma'nolarni nazarda tutganlar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله